Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size çalışarak geldim. Bir haşir var. Haşir. Tevhid var. Size birer paragraf. Ondan sonra Kur'an var. Bir de insan niçin korkuyor? Psikoloji. Yani niye sıkıntısı? Temelini oluşturan ölüm korkusu daha çok. Ölüm korkusu. Kalbim duracak. Gündelik hayatta bana çok gelen soruların kulağısı. Evham ve panik. Panik atakla alakalı ama ilk önce ben size haşirden başlıyorum. Öldükten sonra dirilmeye insan kendi şahididir. Bunun vuku bulacağına deli insan kendisidir. Diyor ki hani o kadar güzel bir izah var ki ama becerebilirsek tabii anlayışımız da olması lazım biraz. Diyor hariçten bir ispat şeyini yapmıyor burada. Kendi şahit olduğu uydurukçasıyla tanık olduğu şeyden giriyor. İnsanın fıtratıdır. Ahiretin ispatı insanın kendisidir. Hani gündelik hayatta gençler çok soruyor. Siz de çok duyarsınız. Gidip de gelen mi var? Değil mi? Efendim, duyarsınız. Evet var. Hemen ağzınızın içine bakarlar. Peygamberi mi diyecekler? Gidip de gelen mi var? Var deyince Peygamber miraca gitti ya. Onu söyleyeceğini zannediyorlar. Hayır. O ayrı bir şey. Gidip de gelen var. Nedir o? İnsanın kendisidir. Gelen var. Bakayım nereden gelmişsin? Ona şahit olacaksın. Şimdi kendi aleminde. Bir kere bir cümle var böyle. İlmi bir cümle. Mevhum bir şey hakikat-ı hariciye mebde olamaz. Yani olmayan bir şey eseri olamaz. Olmayan. Yani bir şey varsa, kimse inkar edemiyorsa, onun kaynağı o cinsten bir şeydir. Mesela örnek vereyim, bu o değil de konu. İnsanda görme var. Göz. Bunun kaynağı kör diyemezsin. Allah demesen de, tabiat desen de, ne desen de ama gözün kaynağı kör değildir. Kulağın kaynağı, işitmenin kaynağı sağır olmaması lazım. Şimdi bu değil yani benim konum. Diyor ki, mevhum bir şey hakikat harici mebde olamaz. Nedir o? İnsanın fıtratında var olan arzu-i beka. Evet arzusu. Var mı yok? Herkeste var. Bu arzu-i bekanın kaynağı fani olamaz. Fanilikten gelmiştir. Denilemez. Niye? Var olan bir şey aynı cins bir kaynağı gösterir. Mesela göz. Bilmiyorum nasıl görüyor bana verdi ama o kör olmaması lazım. Mesela bana hayatı verdi. Hayatını bilmiyorum ama cansız olmaması lazım. Bu hayatın kaynağı. Şuuru verdi. Vicdanı verdi. Vicdansız olmaması lazım. Malımı seviyorum. Mesela kalem düşse basma oraya. Kalem ya benim malım ya basma da kırılmasın. Ama kalemden çok değerli olan senin cep telefonu düşse arkadaşlarında telefon var kimin olur? Lakayt yani. Koca değer, kaleme bak değerine. Telefonun değerine bak. İnsan kendisine eli de böyle ya. Hep bana Rabbana tarzındadır. Bunda şunu kastediyor. İnsan malını seviyor. Telef etmek istemiyor. İsraf etmek istemiyor. Abes yapmak istemiyor. Öyle mi? Evet. Hiç kimse aldığı maaşı yakmaz. Aldığı arabayı nasıl yandığını gör. Yakmaz yani adam görmedi. Ha, bana bunu veren malına sahip çık diye
onda bana verende daha çok malına sahip çıkma var. Daha çok israf etmek istemez. İşte insanın yaratılışında var olan arzular, emeller, istekler kendi cinsinden bir kaynağa işaret ediyor. Mesela arzuyu beka dedik. İnsanda bir arzu var, beka. Ölmeme arzusu var. Ölmeme arzusu var mı yok mu hepimizde? Ha, bana bu arzuyu veren kendisi bakidir. Bunu he demek için Müslüman olmaya gerek yok. Mecburdu bunu demeye. Demiyorsa inadına söylüyor. Bir tanesine demiştim ki bana bu gözü veren, bak şimdi inada bak. Bana bu gözü veren kimdir bilmiyorum. Bak insaf ediyorum. Allah'tır demiyorum. God'dur, God'dır, Tanrı'dır demiyorum. Ama bana bu gözü veren bir, benim göreceklerimi benden önce görmesi lazım. İki, bu göz buraya mı, koltuk altına mı, tepeye mi, nereye uygun olmadığını, bu göz nereye yakışacağını benden önce görmesi lazım, oraya koyması lazım. Burada İslamiyet alakası yok demek için. Ne diyor biliyor musun? Yani gerek var mı yani benden önce görmesine? Ya bunlar konuşulmaz. Çünkü bir şeyin peşinde değil. Bak ben Allah vardır demiyorum ama şu bana gözü veren bir. Gözü öyle ayarlamış ki nereleri göreceksem önceden biliyor, buna bu özelliği yazılımı takmış. İstidadı yapmış ya. Yani. İki, bu gözü tepeye mi koysun? Buraya mı daha yakışıyor? Koltuk altına mı yakışıyor? Göğse mi yakışıyor? Bu gözü koymadan önce kafayı görecek, bütünlüğü görecek. Sonra gözü de görecek. O zaman nereye uygunsa oraya koyacak. Ne zaman bunu görecek? Benim gözüm takılmadan önce. Bunu hedemek için insaf yetiyor. Aynen bunun gibi bekayı görmeden, baki alimi olmadan, kendisi baki olmadan bana bekayı veremez. Çünkü bende var. Beka arzusu var. Diyor ki bir daha okuyorum cümleye bak. Acayip bir cümle. Merhum bir şey. Yani olmayan bir şey hakikat harici, yani ortada olan hakikat, ortada olan gerçekliğe kaynak teşkil edemez. Fıtrat, yani insanın yazılımında, yaratılışında, istidadında, vicdanında nokta istinat ve nokta istimdat var. Herkeste bir nokta istinat ve istimdat var. Şu, bak istinat, bak koltuğa yaslanıyor. Herkesin bir dayanma, bir yere dayanma ihtiyacı var. Kimisi maddeye dayanıyor, parayı yiyor. Kimisi gençliğine güveniyor. Kimisi dayısına güveniyor, çevresine. Kimisi Allah'a güveniyor. İmanın amelleri vesaire güveniyor. Yani insanda, fıtratında bir yere dayanma ihtiyacı vardır. Başka? İnsanın yaratılışında isteklerinin cevabını talep etmesi ve ona doğru koşması var. Yani insanın fıtratına bakınca yazılımına, bak ne istiyor? Hiç dünyayla alakası yok. Sonsuzluk istiyor. Ama fani de. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ama bir yerde. Dert keder istemiyoruz. Başımızdan kurtulmuyor. Ölüm istemiyoruz. Önümüze o açılmış. Bak bakalım yaratılıştakiler dünyada var mı? İnsan bu cihetle fıtratı ile, vicdanı ile, içsel yapısıyla dünya ile alakası yok. Ötelere bakıyor. Dayanma noktasına baktığı zaman öyle birisine dayanacak ki deprem oluyor. Depreme gücü yetmesi lazım. Ki depremin baskılayıcı korkusundan kurtulasın. Ölüm istemiyorum. Var bizde, hepimizde var. Ölüm istemiyoruz, korkuyoruz. O öyle birisine dayanma ihtiyacım var ki ölümü öldürebilir. Ölümün arkasında olması lazım. Yani insanın iki türlü merkez kaynağı var. Bir, bakın dayanak noktasına ihtiyacı var. Acizdir. Ne konuda acizse o konudaki kaynağa, güce ihtiyacı var. İki, insan fakirdir. Fıtratının ihtiyacını gideremiyor. Evet istiyor. Var mı bir yerde? Böyle bir insan donatılmış, fıtratı yaratılmış. Böyle bir insanın iki hakikati zaruriyesidir. Zaruri bir hakikattır. İnsanda bu var.
Bunu kafir mümin fark etmiyor. Tamam. İhtiyaçtır. Yani ekmek, su nasıl ihtiyaçsa Allah da ihtiyaçtır. Ahiret de ihtiyaçtır. Celle Celaluhu, Celle Şanuhu. Neye ihtiyaçtır? Bedene gıda ve su neyse ruha da Allah ve ahiret odur. En azından. Ruha böyledir. Yani gıda ve su, ekmek ve su. Ruha da Allah ve ahiret böyledir. Bu nedir? Hakikati zaruriyedir. Fıtratın biliğidir. Yaratılışın ifadesidir. Bunun karşısına kimse çıkamaz. Bir tanesi var. Yok canım, ben ahiret istemiyor. Ahiret derken ebedi istemiyor. Mümkün değil. Yoksa insan değil o. Veya inadına konuşuyor. Yani ebed yaşama ihtiyaç yok mu yani? Var. Hilkatın saffeti, yani aslı yapımız beden değil, ruhsal yapımızın özü, tözü, en mükerremi olan ruhu beşerdir. Yani insanın ruhu en mükerremdir, bedene gibi değil. Saçı beyazlar, üstü başı kirlenir, kolu bacağı kesilir, hasta olur. Ama insanın felsefede dediği töz, öz, yani insanın öz aslı, bizde ruh. Onun arkası da var. Elem o değil. Şimdi onu konuşmayacağız. İnsanın ruhu bedeninden harikadır. Hani ahlakından, ahlakı daha güzeldir giydiği elbiseden. Öyle değil mi? Elbise cesedine nispeten cesedi daha güzel. Bak dışarıdan içeri girelim. Bu meselede geçiyor bu. Elbiseden daha güzeldir derisi. Bundan daha güzel değil içsel organları. İnsanın bedeninden daha güzeldir ruhsal yapısı. Peki elbise, insanın bedeni mi harika? Girdiği ev mi? Barındığı evden harikadır insanın bedeni. İnsan derken kendini kemik ve et mi kastediyoruz? İnsan deyince ne anlıyorsun mesela? Vicdanlı adam, insaflı adam, merhametli adam. Hayır adam, despot adam, et ve kemik midir bu? Onu mu kastediyoruz? İnsanı insan yapan ahlakıdır. Değil mi? Anlayışıdır. Hazreti Ali'nin dediği radıyallahu anh şöyle diyor. İnsanın değerini tanımlayan diyor, gösteren, gösterge. Fıtratının isteğine koşup koşmamasıdır. Kimin himmeti diyor. Midesi bu. Midesi ise diyor, Hazreti Ali söylüyor radıyallahu anh. Kimin hayatta gaye, yaşamak zorundaki hedef mide ise, onun değeri diyor çıktığı kadardır. Çünkü o oraya işe yarıyor. Kimin himmeti, gayesi, maksadı, hedefi kendisinden daha değerli bir şey ise o ona dönüşür. O ona dönüşür, o kadardır. Demek ki insanın evi bedeninden, bedeni ruhundan daha harikadır, daha mükerremdir. Ruh beşer, o iki nokta olmasa, yani böyle bir ruhun, böyle bak koltuğa dayanması ve fıtratının gösterdiği, hani ahireti gösteren ibre, arabanın ibresi var ya, sıcaklığı gösteriyor, 90 derece elini sür, elin yanmaz. Hani 90'ı gösteriyordu. O başka bir yeri gösteriyor ama ibrenin kendisi 90 derece değil. Mesela termometre Arabistan'da 50 dereceyi gösteriyor. Tutun kendisi 50 derece değil. İnsan da ahireti gösteriyor. Kendisi o değil. Orayı gösteriyor. İnsanın böyle bir iki tane dayanak noktası var. O olmasa, onu alırsanız arkasını, insan boşluğa düşüyor. Allah kimseyi başına vermesin. Kimseyi kimsesiz yapmasın. Yani Allahsız düşünmek çok korkunç bir şey ya. Bir gün olsa da cenaze dostlarım mı, ha, yakınlığımızın, cemaatimizin cenaze haberi gelmese veya işte arayacağım taziye veya gideceğim cenazeye. Şimdi düşünün böyle. Önümüzde
Önümüzde böyle bir yol açılmış. İster istemez kabir önümüzdeki yolda. İşte mezar değil mi? Ölüm. Allah göstermesin falan diyoruz ama gösterecek ya. Göstermenin dışında yaşayacağız biz. Öyle bir nokta istinad olmasa, dayanak noktası olmasa, o nefesin can darlandığı zaman, eline raporu tutuşturdukları zaman kansersin. Sana götürün. Bizim bir tabir var Karadeniz'de. Büyük ananın durumu hiç iyi değil. Eve götürün, ne yese yesin demişler. Ha? Büyük ana. Yani babaannenin adı kanser. Ne yerse yesin. Sen maşallah hiçbir şeyin yok. Oysa diyor ki yakın. Benim bir akrabam öldü. Dediler ki en fazla 3 ay. Kestiler, kapattılar. Ondan sonra dediler ki maşallah tertemiz, baktık hiçbir şey yok. Ona diyor ki bir hafta, o kadar da olmadı. 3-4 gün önce Ümraniye dedi. Hiçbir şey yok. Dedim nasılsın? Amcaoğlu diyor. Hiçbir şey yok elhamdülillah diyor. 3 gün geçmedi, 3 ay demişler ama. Da cenazesine gel. Peki ona dedim ki Muhammed çok ilginçtir. Dedim ki kardeşim nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Durdu. Ya benim iyiliğim o kadar önemli değil dedi ya. Niye? Namaz da hiç böyle küçüklükten beri bildiğimiz adam. Şimdi sen diyor senin iyi olma çok önemli. Niye hakkı dedim? Allah rahmet etsin size de sizin geçmişinize de ona da. Niye dedim? Sen diyor ümmete yarıyorsun dedi ya. Sen çok önemlisin. Vay görüyor musun adam? Peki niye öyle diyorsun dedim sen? Ya ahiret var dedi ya. Bak şimdi buna tutuşturmuşlar. Kansersin. Ahiret inancı olmasa onu öyle canlı tutan ne olabilir? Dersleri geliyordu bazen buraya. Bazen geliyordu. Ahiret var diyor ya. Emce oldu orada görüşürüz dedi. Ya. Şimdi ahiret yok. Bir de söyledin en fazla 3 ay. Çek babam çek nasıl çekeceksin? Ya bu kafirleri anlamıyorum ben ya. Bayağı cesurlar ha. Bunlar nasıl dayanıyor ya? Biz Allah'ımız var, ahiretimiz var. Bir kenar köşede ümidimiz de var. Gene ödümüz patlıyor. Allah'a yok, ahireti yok. Kesin ölecek. Bu nasıl dayanıyor ya? Sonra baktım ki iptalisi olmuş. Hani dişçiye giderseniz muamele yapar dayanamazsın ya. Bir iğne vururlar. Buna iptalis denilir. Yani onlar iptal his olmuş. Televizyonda, maçta, işte kadınla vesaire, şunlar bunlar. İptal his olmuş. Öyle senin zannettiğin ruhsal hassasiyeti kalmamış. İnan bana. Kalmamış. İnsan eğer bu iki nokta olmasa, bakın dayanak noktası ve fıtratının isteği olan orayı anlamlandıramasa, iman etmese, o mükerrem insan en süfli, en berbat bir mahluk olur. İnsan böyle ya. Onu mesela indiriyorsun, hayvanı da kesiyorsun. Öteki hayvan anlamıyor ki. Bak görüyor musun bazı hayvanlar gibi. Şimdi burada otluyor, ötekisini kesiyorsun. Diyorsun ki bak hayvancığım biraz sonra seni keseceksin. Anlar mı? Niçin anlamaz? Hayvan mı oluyor? Burada biri söylüyor, kardeş ölüyor. Sen de öleceksin diyorum sohbeti cenaze evinde. Anlamıyor. Niye anlamıyor? Anlamıyor işte. Anladın mı? Demiyor. Ben bir şey demedim. Bir daha. Şurada bir sığırı kesiyorsun. Sığır kesiyorsun. Biraz sonra kurbanda değil mi? Kurbanda oluyor da. Burada keserken bu otluyor. Buna diyoruz ki sığırcığım biraz sonra sıra sende. Ya biraz üzülemez misin ya? Otluyorsun ya. Niçin üzülemiyor? Üzülemez. Çünkü hayvandır. Ders yapsam anlamaz. Açayım kitabı anlamaz. Niye? Sığırdır. Öküzdür. Onda. Cenaze evindeyim. Ben fazla uzakta değilim. Cenaze evindeyim. Ve erkeklerin ortasına koymuş tabut. Evde ya. Anlatıyorum. Duydum yani. Sabah başlıyor. Bilmiyorum ne başlayacaksa. Ortadan tabut var ya. Sabah başlıyor. Bir filmin başlama saati galiba.
Allah Allah. Aşağıda yapıyor. Doğru diyor. Sığırcığım, biraz sonra sen kesileceksin. Ma. Ot yok. Niye anlamıyor biraz sonra kesin sığır olduğu için? Bu tabut. Biraz sonra arkadaş sen de gideceksin. Kaçta başlıyor? Fark o. Niye anlamıyor? Anlamıyor işte. Gidi hey. 240. Şimdi başka bir örnek. Yani bu kolay bir örnek şimdi. Belki bunu anlamadık. Fıtrat dedik. Şimdi diyor ki, kıyas ettiriyor. Silsile-i nesebin ortasında bir dedenin yerine kendini farz et otur. Mesela herkes kendisini otursun ortaya. Geçmişimiz, dedelerimiz var. Değil mi ki dedelerimiz var? Dedemin dedesinin dedesi, dedesi. Böyle var. Var mı yok mu var? Sen evli misin? Evet. Çocuk var mı abim? Allah hayırlı ömür versin. Bütün Müslümanların çocuklarına ya. Süfyan'ın şerinden, Deccal'ın şerinden muhafaza eylesin. Süfyan'ın şerinden muhafaza eylesin. Bak, dedelerimiz var. Evlenmedin daha. Bekar olan var mı? Sen misin abi? Şimdi evlenirsem çocuğum olur. Yani bu mal değil değil mi? İmkanattandır. İhtimaliyeti büyük değil mi? Büyük. Yani olur. Peki seni ele alalım. Evlensin çocuğum olur. Bunda olur mu canım nereden olacak? Olmayan bir şey çıkar mı? Demez değil mi? Var olur oluyor. Dedenin dedesinin dedesi. Dede sağ mı? Biri sağ biri olan. Tamam ötekisi ölmüş. Dedenin dedesini kabul eder. Şimdi bak, sen ortadasın. Sol tarafın gelecek nesil, daha çocuğun yok. Olmayan bir çocuğun gelme ihtimali kafama yatıyor. Ama yok. Bedeni yok, ruhu yok, şekli yok, sesi yok, tipi yok. Bir geçmişi yok. Eseri yok yani, varlığın eseri yok. Sesi olmamış. Tipi gözükmemiş, dünyada yürümemiş. Hiçbir alameti yok da yani, yok. Olma ihtimali kafamıza yatıyor mu? Olabilir, yatıyor. Şimdi bu olmayan, hiçlik gibi olan gelmesine kafa yatıyor da, daha önce yaşamış deden, sesi duyulmuş, dünyada yürümüş, vücudu olmuş, var olan cesedi toprak altında, ot zerrelerin varın toplaması, yokun var edilmesinden daha kolay değil mi? Dedemin zerrelerimin toplaması, yapılmış, inşa edilmiş bir motoru düşünün. Yeniden yapılmış. Bu daha kolay. Yani dağılmış motoru, 2 sene, 3 sene çıraklıkla, çırağın dağılmış olan motoru toplaması mı daha kolay? 2-3 sene çıraklık, çırak, hadi 10 sene, dağılmış olan motoru toplar. Ama bu motorun için binlerce sene geçmiş yapılması için. Yeniden yapılması, icat edilmesi, yani halk edilmesi Allah'ın müsaadesiyle. Yani o mu daha kolay? Varın dağılmış ama, dağılmış olan varı toplamak mı daha kolay? Şimdi diyor ki, silsile-i nesibin ortasında bir dedenin yerinde kendini farz et, otur. Sonra mevcudat-ı mazi kafilesine dahil olan ecdadına henüz istikbal rahminde kalıp da peyderpey vücuda çıkan evlat ve ahfadın arasında bir tefavut var mıdır? İyice bak bakalım. Yani çocuk, sol taraf çocuğun gelebilir. Deden arasında fark var mı? Dedenin dedesi, dedesi çıkart bakalım. Dede vardı, sesi duymuş, yaşamış, yemiş, içmiş. Bu çocuk yok daha. Arasında fark var mı? İyice bak. Evvelki kısım ilim ve İttikan ile saniyin masnu olduğu gibi, yani bunu Allah mükemmel sanatını olarak gösterdiği halde, ikinci kısım aynen de o saniyin masnu olacaktır. Yani ikincisi de yapabilecektir. Çünkü 10. sözde şu misal da var, çok harika. Arkadaşlar bu dünü yaratılmış mıydı?
Dün var mıydı? Dünü yaratan yarını yaratamaz mı? Dünü zaten yaratmış. Yok olmaz canım, nereden yapacak ya? Öyle bir şey olur mu? Var işte. Evvelki günü yaratan dünü de yaratmış. Dünü yaratan bugünü yaratmış. Şimdi söylüyorum bu zata, bu yapan zat üzüncüler. Yarını yapamaz mı? Öbürsü günü yapamaz mı? O diyor ki, ya diyor, dünü yapan yarını yapar, yapabilir. Evvelki günü yapan, yarından sonraki günü de yapar. Çünkü aynı şey. Zaten yaratmış. Zaten yaratmış yani. Ortaya çıkmış, yoku yapmış. Dağılmış var olan bir şeyi toplaması daha kolaydır diyor. Çok harika. Evet evet, siyasette de onu diyorlar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Belediye başkanı böyle diyor değil mi şimdi? Her iki kısım da sahanın ilmi ve müşahadesi altındadır. Bu itibarla ecdadın iadeten iyası, dedelerimizin yaratılması iadeten aynı şekilde geri döndürülmesi evladının icadından daha garip değildir. Evladı. Yani dedenin dirilmesi, ecdadın, şey, neslinin, çocuğunun dirilmesinden daha garip değildir. Belki daha ehvendir. İşte bu mukayeseden anlaşıldı ki, vukuat-ı maziye, yani mazinin varlığı olan geçmişin, sahanin bütün imkanat-ı istikbale kadir olduğuna şehadet eden bir takım mucizelerdir. Yani var olmuş, yaşanmış geçmiş, yaşanabilecek, olabilecek geleceğimizin delilidir. Yani dünün varlığı yarının en güzel delilidir. Dünyayı yapan ahireti de yapabilir. Onun kulasası çekirdeği insanın ruhudur. Mesela ahiretin küçük bir provasını yapayım. İnsanda buhran var. Sıkıntı var, dehşet var, panik var, azap var, elem var. Bir de aynı insanda mutluluk var, huzur var, neşe var, saadet var. İkisi de aynı yerde. Yani odundaki dumanla nur gibi. Bu insan ikisine de şehadet ediyor. Yani insanın yaratılışında iki farklı fıtrada zaten aleminde var yani. Azap duyuyorsun. Öyle bir azap bazen isabet ediyor ki Allah Müslümana nasip etmesin. Öyle çekilmez bir azap ki intihar çıkışı oluyor. Azabı düşünün. Azabın büyüklüğünü hayal et. İntihar çare olur mu? İlaç çare. Hani bazı hastalıklar ilaç çare ya. Gezmek çare. Canım sıkılan bir tur atalım. Ameliyat çare. Yani çaresi intiharsa ona sebep olan psikolojik sorunu düşünün. O dehşeti düşünün. İşte bu insanda var ya, cehennemi vücuduna insan bu tarafıyla delidir. Bu dayanamıyor da intiharı düşünüyor da. Peki sanki intihar edince bir şeyden mi kaçıyor? Tam tersine sinekler, ustad öyle diyor, sineklerden kaçıp canavarın içine ağzına giriyor adam. Yani kabire girince kurtuluyor mu? Ya. Başka bir yer okuyayım. Şimdi Kur'an'dan bir parça okuyayım. O da çok hoş. Bugün birisine söyledim, hoşuma geldi. Ben de dedim kendime, bayağı öyle bir ihtiyacı oldu ki öyle Allah söylettirdi. Diyor ki 232 mesleğinden, Kur'an pek büyük meselelerden bahsediyor. Çok doğal. Biliyorsunuz gündelik hayatta konuşursunuz. Okul hepimiz okumuşuz. Veya ehliyetten geçmişiz. Şimdi bir imtihana girmişiz. Şimdi öyle bir imtihan ki soru belli, cevap da belli. Yapmasak hepten ahmak olursun. Bak, mutlaka o soruya gireceksiniz. Düşünün bir imtihan var. Sultan Bey, herkes bu imtihana geçecek diye. Soru belli. Selam. Cevap da belli. Peki İnsan buna lakayt kalsa ne kadar acayip olur. Şimdi Allah Kur'an'ında kabirde
ve Haşir'de Sırat Köprüsü'nde sorular belli. Bak şimdi garip bir şey söyleyeceğim. Cevap da belli mi? Bu haldeyiz. Şimdi düşünün. Soru belli değil, cevap da belli değil. Allah dese ki Kur'an'da ben sizi imtihan edeceğim bu kadar. Nereden edeceksin bilmiyoruz. E cevabı ne olacak bilmiyoruz. Ne kadar dehşetli olur. Bak korkuyorsun. Niye korkuyorsun? Soru belli. İlk önce itikattan soracaklar. Men Rabbuki. Rabbin kimdi hayatında? Eylemsel olarak kime dayanıyordun? Ha böyle. Kimi Rab edilmiştin? Amelde ilk sual nedir amelde? Amel. Namaz. Namazın var mı kardeşim? Tombala çekilmiyor ki. Hayatında namaz yok. Bir şeyler olur. Hiçbir şey olmaz. Allah diyor. Ben bunu soracağım sana diyor. Cevabın da bu cinsten olacak diyor. Sen diyorsun ki haşa ona rağmen yok ama namazın bir şeyler olur. Hani var ya sokak böyle cahillerin konusu. Bir şeyler olmaz kardeşim. O şans yok orada. Orada realite var. İlk amelde namaz var. Namazın var mı kardeşim? Var. Tamam cevap da belli. Merhabuke'den sonra ikinci soru nedir? Hatırlayan var mı? Kitabını soracaklar. Kitabını soracaklar. Kitabını. Matematik midir? Fizik kitabına mı dayanıyordu? Yani kitap şu. Hangi ölçüyle hayatını geçirdin? Neyi mihenk aldın? Referans aldın? Neyin için nerede ne yaptın? Yani nereye göre yaşadın? Şimdi ona göre düşünün. Bakın soru belli. Cevap da belli ama kesinlikle soracaklar bu soruyu. Cevap da belli. İken buyuz. Kur'an'ın merhametine bak bir de. Soruyu sormuş, cevabı da söylemiş. Artık yapma. Şimdi böyle bir talebi düşünün ki, o hoca diyor ki 10 tane soru soracağım çocuklar. 10 tane soru bu, cevabı da bu. Hadi gidin bir hafta sonra gelin. Adam sıfır almış. Tuhaf değil. Tuhaf. Şimdi tombala şans yok. Endişe etme. Allah'ın da işine omuz verme. Ne zaman ölecek? Ölüm endişesi yaşama. O Allah'ın işi. Senin değil. Senin işin şimdi yatsı namazı. Kıldın mı kılmadın? Kılacak mı kılmayacaksın? Nasıl öleceğim? Kanserle mi? Kalp krizi. Senin işin mi? Psikoloji. Korkuların temeli bu. Nedir biliyor musunuz? Okuyacaktım. Korkuların temeli kişi kendisinin işini bırakıyor. Allah'ın işine karışıyor. Bu böyle olur mu? Sana ne? Onu yapacak. Dünyada niye böyle oluyor? Sana ne? Senin işin değil. Şimdi diyor ki, bilirsiniz ki Kur'an pek büyük meselelerden bahsediyor. Nereden bahsediyor? Kalplerden bahsediyor. İmandan bahsediyor. Tasdiki davet eder. Mesela insan kendisini nasıl yönetecek? Genişlendiriyor. Ailesine ölçüler getiriyor. Nasıl yönetilecek? Yaşadığı topluma ölçüler getiriyor, siyasete ölçüler getiriyor. Hayata bakışını getiriyor. Şuraya bak ya, şu güzelliğe bak. Yani oturup da olan nasıl düşüneyim, yap boz, yap boz değil. Ne kadar harika ya. İçsel alemimizde bir sürü, hepimiz şahitiz, birbirine çatışan duygular var. Allah'tan ümitliyiz, korkuyoruz. Değil mi? Mesela nefret ediyoruz, seviyoruz. Odundaki duman ve nur gibi zıt. Ya birbirleriyle çatışan, çelişen veya paralel olan duygular var. Bu duygular neyin nesidir? Nereden? Nasıl işe yarayacak? Nereden bileceğiz? Şuna benziyor. Delikanlı adı neydi senin? Yunus. Şimdi bir anne karnında çocuk düşün. İki tane ikiz. İki tane ikiz. O çocuğa bir tanesi diyor ki Ali ile veli olsun. Diyor ki bir tanesi. Ya duydun mu? Ne? Biz annedeyiz biliyor musun? Ne? Anne demeyin. Ne annesi? Ne demek anne? Biz öyle diyorlar. Dışarıdan bir telefon geldi. Annenin karnındaymışız. Anneyi bilir mi çocuk? Hiç anneyi görmedim. Peki annenin tipini bilir mi? Annenin soyunu, genetiğini, simasını, ahlakını, dinini bilir mi? Hatta annedeyiz diye anne inkar etmez mi? Tabii canım anne değilsin ya. Hele ona desen ki var ya bir de güneş var. Bu alemin dışında alemler varmış. Nerede varmışlar?
Bu alemin dışında alem var mı? Nasıl bir alem? Güneş var, dağlar var, tepeler var, kuşlar. Aman yapma sen, kim gidip de geldi ya. Lan giden gelir mi? Biteni gelir mi? Gelir mi? Allah Resulü'nün misali bu. Anne karnından dünyaya gelen, geri gelmek istemediği gibi kabir şeyin yuvasından geçen bir daha geri gelmez. Geri gelmez. Geri gelmek ister mi? Gelmez. Şimdi biz neredeyiz? Anne karnındayız. Yani dünyanın karnındayız. Nerede var? Peki ahiret, anne karnındakilere sen nasıl anneyi anlatırdın? Annenin tipini, yaşını, konumunu anlatabilir misin? Anlatamazsın. Biz de ahireti dünya gözüyle böyle tanımlayamıyoruz. Ama bazıları diyor ki geldiğimi ben hatırlamıyorum. Gidip de gelen var. Sen geldin. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Peki anne karnından geldiğini hatırlıyor musun? Yok. Peki yok mudur orası? Anne karnından geldiğini hatırlıyor musun? Yok. Orası yok mu? Diyor ki işte kalpleri iman ve tasdike davet eder ve çok ince hakikatlerden bahs açar. Kalpler nasıl yönetilir? Allah Allah. İnsan aklı nasıl yönetilir? Bugün aklımızın en büyük belası akıldır. Düşünebiliyor musunuz? Aklınızın belası akıl olursa bu akılla o aklı nasıl baş edeceksiniz? Nasıl edeceğiz ya? Aklın belası akıl olursa, düşüncemizin belası düşünce olursa bu düşüncelerden nasıl çıkacaksın? Ya düşün. İşte Kur'an bunlardan çıkış yolu gösteriyor. Bugün bir nefes almak için adam rehber var biliyor musunuz? Suda nasıl nefes alır? Bugün bir tane öyle anlatıyor. Diyor ki insanların sıkılmasının bir sebebi diyor nefes almayı bilmiyor. Bir tanesi diyor ki günde bir saat yürümeyen insanın diyor mutlu aramasın diyor. Baba. Ben bizatı sordum. Yüzmeye gidiyorum böyle. Dedim ki ben niye yoruluyorum? Suda nefes almayı bilmiyorsun da ondan diyor. Sonra nasıl nefes alıyorum? 50 senede ben nefes alıyorum. Ama bu suda başka nefes alacaksın. Ne yapacak mısın? Ağızdan alıp burunda verecek misin yüzerken? Allah Allah. Niye şaşırdın dedi adam. Tabii benim aklım başka yere gitti. Ona dedim bir yüzerken nasıl nefes alacağımı bir rehbere ihtiyaç var da belediye adam koymuş. Ulan bu hayatta yaşarken rehbere ihtiyaç yok. Nasıl olacak ya? Nefes almak için rehbere ihtiyaç var. Diyor ki kalplere iman tasdiki davet eder ve çok ince hakikatlerden bahs açar. Akılları marifete, dikkate tahrik eder. Kur'an'a bak yani. Düşünmüyor musunuz? İdrak yaqilun taqilun efele tefekkerun efele yetedebberun fetebiru yaulul elbab. Düşünmezler misiniz? Bakmıyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Akletmezler mi? Yani ben söyledim, ister istemez inanın demiyor yani. Peki bunlar Kur'an çok acayip bir şey ya. Bir insan iki vadiye çoğunuz gitmişsiniz. Hacca ve Ömre'ye gitmeyenler videolarda görmüştür. İki vadi arasında bir insan çıkacak. 1400 seneden beri insanın içsel yapısı nasıl tamir edilecek? Tamir edilecek. Ondan bahsedecek. Kur'an ya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl kurgulayacak ya? Ya sırf nasıl okuyacaksın diye inanın 10 tane kıraat imamı var. 2 tane de ravisi. Toplam 30 tane kıraat imamı var. Hanefi mezhebinin kıraat imamı kim? İmamı? İmam-ı Asım. Amedo. İtikatta imamımız kim? O da İmam-ı Azam. Değil işte. İmam Muhammed. Bak İmam Muhammed diyor. Bak kıraatta imamımız hadi Kur'an nasıl okuyacağını İmam-ı Şafii'nin peki İmam-ı Şafii. Şafii mezhebinde olanlar. Burası daha çok. Kıraat imamı kim? Kıraat Asım. Peki ben söylemiyorum. Şafii mezhebinde olanlar kıraat imamı var ya Kur'an'a sokunur. Bir baksınlar. Peki itikatta imamımız kim? Yani Ehl-i Sünnet'in. Eşari mi Maturidi mi? İsterseniz bir yazı tura atalım. İmam-ı Maturidi. Kesin mi? Öyle biliyoruz. İtikat imamı demek. Neyi?
Bak kim, nereye, nasıl, hangi ölçülerle itikat edecek, iman edecek? Kader gibi, ahiret gibi. Ahmet İmamımız, 4 mezhep, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel vesaire. Ya arkadaşlar bir şey yapmak lazım ama Asım, İmam Asım, İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebinin kıraat imamıdır. Toplam, bak bir şey anlatmak için söylüyorum, haşa size soru sormak için değil. 10 tane kıraat imamı var. Bunların 2 tanesi de yardımcısı, ravisi değil. 30 tane, yani Kur'an'ı nasıl okuyacaksın? Ömür vermiş. Belagat imamları var. Harflere, harflerin sıfatı var ya, sat niye böyle, vav niye böyle, di niye böyle, ömrünü vermiş başka imamlar. Ya Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, insanların ömür verdiği bir tarafa bırak, böyle 40 tane ayrı bir meslek varmış. Hepsinde ömür vermiş, göze adam ömür vermiş, göz doktoru, kulak doktoru gibi. Bu kıraat nasıl olur, nasıl okunur, anlama göre, şekle göre, sıfata göre, ses vesaire, hunesim. İmam gelmiş, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bu kadar 40 tane meslekte en zirvede olacak ve bir şey taklit etmeyecek ilk defa. Bunlar var nasıl yapılır, var olan Kur'an nasıl okunur, var olan saat ne demektir, insanla tanımlayacaklar. Saat ne demektir, tamam mı? La, elif ne demektir? Yani şunu demek istiyorum. Her harf, şu kadar bir hayretinizi arttırayım. Kur'an'daki harflerin 4 tane tabiatı var. Bazı harfler ateş, bazı harfler toprak, bazı harfler su, bazı harfler hava fıtratındadır. Cehennemi anlatan sureler var ya ayetler. Ateş ve toprak fıtratında olan harfler kullanılmış çoğunlukla. O mesela Kur'an'ı zorlandığınız yerler var ya, bakın manasına, burada bir tehdit var, bir cehennemle alakalı yer var. Onun için su gibi akmaz. Mesela Meryem suresi akar mesela, Rahman suresi en çok. Böyle hep nimetlerle bahsediyor. Şimdi demek istediğim şu, bir insan 40 tane ayrı bir meslekte yok olan bir mesleği ortaya çıkartacaksın en zirve. Her bir mesleğe ömür verecek. 30 tane imam sırf nasıl okunacak diye ömür verecek. Bir insan şöyle zahir haşa Kur'an'ı kendisi yapsa, ya bu böyle bir şey olamaz ki ya. Nasıl yapacak ya? Kendisi de ümmi. Ha? Kendisi de ümmi. Kendisi de ümmi yani. Ben bizzat itiraf edeyim. Şu harfleri kafaya takmıştım biraz biliyorsunuz. Mesela vesvese var ya, vesvese. Vavvesin. Vav ve sin, tamam mı? Bes, bes, e. Aynı şeyi tekrarlayın. Zel, zel, e. Tamam mı? Onu dedim gideyim. Vav ve sin. Vesveseyi anlatırken vav ve sinin tabiatını bir bakayım. Tabiatı nedir tabiat? Vav, sin hangi tabiatta? Ateş midir, toprak mıdır? Aylarca girdim, senelerce girdim. Tamam mı? Harflere girdim. Baktım ki kaybolacağım. Ölçüyü kaybettim. Kendimle tanımlamaya başladım. Çıkana kadar canım çıktı. Ve meşgul olanlara da olmayın diyor. Adamlar nasıl orayı hata etmiş? Harfe gidim sata. Sat göğüsmüş, tamam mı? Sat ve Kur'an-ı zikr. Öyle. Sat sıfa. Niye böyledir? İlk defa Allah bunu nereye göre, neyi tanımlıyor bu? Niye şeklini böylesi yapmış? Yani Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bunu nasıl yapacak ya? Evet, şimdi Kur'an'dan okuduk. Ne kadar zaman geçti? Kaçta başladık biz? 45 dakika. 45 dakika. 45 dakika olduysa keseyim. Sıkmayayım sizi. Biraz da psikolojiden bahsettim değil mi? Biraz da bahsetmiş oldum. Yani ne dedik? Korkularımızın sebebi mesela. Oğlum bir küçük bir şey yapayım da. Yani 50 dakika olsun. 224 mezhebin ürünüyle. Tamam mı? 224 de. Birkaç dakikanızı da alayım. Belki işinize yarayan olur. Yaramazsa bana gönderirsiniz. Tamam mı? Tabii. Gafil olan insan, yani ölüm korkusu, kalp krizi, tansiyon, bir anda işte şey, acaba fakir olacak mıyım, geçinebilecek miyim, ne varsa kafanda. Bak sebebi şu. Bir sebebi. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder.
Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. O senin vazife değil. Seni korkutan şeye dikkat et, senin vazifen değil. Hangi şey ise. Mesela herkesin kafasında bir korku var, şundan bundan. Bakın, senin vazifen değil, vazife addettin. Senin vazifen değil ki o. Ondan korkuyorsun. Yani, mesela dertlere bakın. Dertler sizi eziyorsa içinde Allah yok. Eğer ezmiyorsa içinde Allah var. Bir misal vereyim. Malum biz şu anda üzerimde yani. Bitmiş değil. Tuzum kuru değil. 2,5 sene hapis cezam var. Tamam. Temiz olacak olmayacak. Temiz değil. Yani. Şimdi bak. Niye rahatım? En zirvede örnek veriyorum. Çünkü içinde Allah var. Din için var. O zaman keyif veriyor. Şimdi mesela birisi arabayla gidiyoruz. Bir kavga yaptık, tamam mı? Vurduk kırdık tek adam gitti. Veya büyük bir zarar gördük, hapisteyiz. İçinde Allah var mı bu kavganın? Allah olmadığı için seni eziyor. Seni ezen şeylere bakın, içinde Allah yok. Mesela kanser var. İçinde Allah var mı? Var. Niye? Senin iktidarın dahilinde değil. Sen mi yaptın? Peki senin vesile olduğu şey bir azabın dışında vicdan azabı var. Ya nereden trafiğe çıktım, çıkmasaydım, tamam mı? İşte araba şey yaptı, ters konuştuk, adamla kavga ettik, içeri girdik. Bakın içinde kutsiyet yok. Maneviyat yok o olayın. Ama kanserdir, kalp krizidir, çocuğun sakattır. Sakat. Şimdi vicdan azabı var mı sende olan nereden şey yaptı? Bir tanesine dediğim gibi inkarcı birisi vardı. Öyle. Çocuğu gezdiriyor. Ziyaretle konuşuyorduk. Rize var ya çayelinde o Mehmet. Sahilde gezdiriyor. Çocuğunun kaşı şöyle, tamam mı şöyle. Şu saçı böyle. İnkarcı ya. Allah inkar ediyordu. Ama fazla bulaşmıyorduk falan ama dostumuz devam ediyor. Dedim ki ya filanca ismini vermeyin. Ya dedim biraz acele etmez, biraz dikkat etseydiniz dedim. Ya niye böyle yapıyorsun? Çocuk deva görün. Hayır hoca dedi. Ya bu çocuğun dedim kaşını yaparken dedi annesiyle biraz dikkat etseydiniz dedim de böyle bir şey yapmasaydınız dedim. Ya. Şimdi he dese annesiyle beraber yaptı. Yok dese kim yaptı bunu? Ne diyecek yani? Ya hocam bu işlere girmeyelim. Bak sen yaptın. Ha. Eğer çocuğun sakat veya ömrünüz kısa ve uzun vesaire siz sebep olmadığınız şeyde vicdan azabı yok. Vicdan azabı çektiğiniz her şeyde varsınız siz. Eğer cezanın içerisinde siz sebep olmuşsanız veya kutsiyet yoksa mesela dava için, Allah için bir şeye sebep olmuşsun, tamam mı? Demişsin, etmişsin. Mesela askerde namaz kılmak yasak dendi. Kıldın, 3 gün çadır hapse aldın. O sana keyif verir. Ama hırsızlıkla 3 gün alsaydın ömür billah vicdan azabı olur. İşte diyor ki gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakinanesinin altına girer, altında ezilir. Allah'ın rububiyetiyle idare eden şu dünyadaki hadiseleri niye böyle oluyor ya? Olmaması lazım. Allah Allah ya. Böyle olun. O haberler sizi onun için eziyor. Çünkü olayın arkasını bilmiyoruz ki. Bilmiyorsun ki. Ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şahi, hain adamlar partisine dahil olur. Yani senin vazifen olmadığı yere vazifeymiş gibi girip de olmadı, nasıl olur, ne oldu ya, olmamış, şöyleydi, fazlaydı demekten kaynaklanıyor. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة